Merhabalar Serap Hanım. Öncelikle İmrahor'dan başlamak istiyorum. Çünkü dün geç saatlere kadar bölgeyi iyiden iyiye taradık. Bölge hayli büyük bir bölge. Aşağı İmrahor, orta İmrahor ve yukarı İmrahor olmak üzere 3 bölgeden oluşuyor. Dün gece bu bölgenin farklı girişleri olabilir mi? Ana yola bağlantısı ne? Bunları araştırdık ve 4 isme dair bilgiler aldık. Bunların net olarak araştırmasını bu kişilerle görüşmeyi yayınımızın hemen ardından yapacağız. Bölge gecekonduların olduğu, Özkan Öksüz'ün öldürüldüğü gecekondunun bulunduğu mahalle gibi. Daha geniş, daha büyük bir yer Serap Hanım. Ve genellikle yine kuş besleyenlerin burada oturduğu, şehirden çıkmadığı ve o bölgedeki kişilere dair bilgiler de aldık. Onu da ayrıca olarak belirtelim. Yerleri biz tespit ettik. Hangi noktalardan mahalleye giriş çıkış yapılıyor ve 4 kişinin ismine ulaşmıştık. Ve bu isimlerin bulunduğu evler, yaşadığı yerlere gittik. Dün hiçbirinde kimse yoktu. Geç saatlerde, öğle saatlerinde kuşlarını beslemek ya da onların yanına gelmek için, toplanmak için geldiklerine dair bir bilgi aldık. Biz yine oraya doğru gideceğiz. Gündüz o bölgede yaşayan insanlarla da görüşme sağlayacağız. Ama gizli tanıklarla görüşme sağladığımızda, bize ulaşanlarla, Özkan Öksüz'ün çevresindeki görüştüğümüz birkaç isimden ipucu olarak dahi olsa İmrahor'u aldık Serap Hanım. Bu arada biliyorsunuz ki bu aradığımız kişinin daha önce karıştığı bir cinayet iddiası vardı ortada. Onunla ilgili gizli tanıkla konuştuğumuz takdirde de onun büyük ihtimalle o bölgede olabileceği ya da o bölgede ona dair bilgiler alabileceğimizi söylemişti. O yüzden bizim için etrafıyla ve bulunduğu güzergahla, bulunduğu alanla ilgili olarak detaylı araştırma yapabileceğimiz ve soruşturmayı sürdürebileceğimiz verimli bir nokta olacak cinayetin çözümlenmesine dayalı olarak. Onu belirtelim. Diğer yandan Nadir'le görüşecektik. 3G bağlantımız da burada bağlantı yaparken şu anda yanımızda o olacaktı. Ailevi sebepleri olduğunu söyledi. Onunla da yine görüşme sağlayacağız ve gerçekten altında yatan neden nedir diye ona da mikrofon uzatacağız Serap Hanım. Ama şu an için bizim için önemli olan kısım İmrahor. Orayı kim var kim yok görüşme sağlayacağız ve elimizde 4 ev adresi var ve onlara teker teker gideceğiz ve cinayetle ilgili araştırmalarımıza devam edeceğiz Serap Hanım. Çok teşekkür ederim Mehmet. Kolay gelsin. Bu demektir ki artık Nazım'a da yavaş yavaş ulaşacağız. Ama ben şuradan çağrımı tekrarlıyorum. Bu cinayetin gözcüsü olan kişi. Artık itiraf ve ihbar vakti geldi de geçiyor bile. Zekira Hanım, bence sen de o kişiye seslen. Çünkü bu cinayeti bir kişi değil iki kişi. Ama bir kişi cinayeti işledi, diğer kişi gözcüydü diye düşünecek olursak birinin o cinayeti işleyen kişiyi ele vermesi gerekiyor. Bu, bir kısmı da bu. Yani bir cinayetin çözülme yollarından biri de bu. Onun için sen o kişinin şu kalbine bir seslen bir anne olarak. Acılı bir annesin. Ben buradan sana sesleneyim. Sen orada gözcülük yaparkana, o içeride o çocuğumu öyle yaparkana nasıl vicdanı rahat etti? Çık söyle. Gayli yeter artık. Bıktık sizden gayli. Söyle, açıklayın gayli. Allah sizin başınıza da versin. Aynı acıyı siz de yaşayın. Kurban olduğum Allah'ım. Hasan Bey, sen de o kişiye söyle ki ne kadar acı çektiğinizi, artık bu cinayetin çözülmesini istediğinizi, artık gitsin, o da vicdanını varsa tabii, vicdanını sustursun. Hemen bugün gitsin bir karakola, direkt bu cinayeti kim işledi, ihbar etsin, itiraf etsin. Kendisi gözcüyse bunu da söylesin ve bu cinayet çözülsün. Size sesleniyorum. Eğer kim gördüyse Allah için bize bir haber ulaştırsın buraya. Biz perişan haldeyiz. Vicdanınız yok mu sizin için?